İyi akşamlar ayrıntılardan. Ben Enver Aysever. Perşembe akşamı sizdeyiz. Eski yayın saatimiz saat 21'di. Ankara'da çok değerli gazeteci arkadaşlarımız, çoğu işsiz kalmış olan arkadaşlarımız Halk TV çatısı altında özgür, demokratik, çoğulcu konuşmaya başladılar. Kendilerine başarı diliyorum. Biz bundan sonra gelecek haftadan itibaren saat 22'de sizinle olacağız. Bu hafta 22.45'te olduğumuza bakmayın. 22'de olacağız. 22'den itibaren perşembe geceleri ayrıntılar sizinle olacak. Türkiye'de konuşulamayanları konuşmaya, ekranda göremediklerimizi göstermeye ve namuslu yayıncılık yapmaya Halk TV çatısı altında devam edeceğiz. Yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlere giderken öyle durumlar oluyor ki bazı yerler, bazı isimler hakikaten çok kritik oluyor. Çünkü tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bakın bugünkü konuğumuzu neden ağırlamak istemişiz? İzleyelim. Türkiye aylardır patates ve soğan fiyatlarını tartışıyor. Geçtiğimiz ayın zam şampiyonu her mutfağın vazgeçilmezi soğan oldu. Siyasetin gündeminde de dolarla yarışan soğan vardı. Gündemin en önemli konusu soğan. Soğan baskınları yapıyorlar. Depolardan. Patatesleri stokluyoruz. Soğanı stokluyoruz. Sebze, meyve stokluyoruz. Bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Türkiye'de uygulanan politikalarla tarım ve hayvancılık bitirildi diyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, fiyatlardaki artış üzerine Bakırköylülerin evlerine giderek soğan dağıttı. Borçlanarak büyümeye çalışan bir Türkiye var. Oysa biz istiyoruz ki tarlada soğanımız kalmasın, patatesimiz kalmasın, üretici, insanımız da ucuz patatesine, soğanına, tütüne, fındığına ulaşsın. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sosyal, demokrat belediyecilik, yaklaşan yerel seçimler ve soğan eylemini anlatıyor. 2-1 1 Ekim Kerimoğlu, bugün benim çocukluğumun geçtiği ilçe Bakırköy konuşacağız biraz. Bencilce bir tercih değil. Bakırköy İstanbul'u yansıtır, Bakırköy Türkiye'yi yansıtır. Ben de anılarımı bir yandan tazelerken bir yandan da soracağım ne oluyor Bakırköy'ün hali diye. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bu vesileyle bütün Halk TV izleyicilerine de enişten sağlık dileklerimi iletmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi nereden nereye? Bizim gösterimizin adı ama aslında nereden nereye tesadüfen çıkmış bir şey değil, isim değil. Çünkü Türkiye nereden nereye geldi? Bu en son sizin soğan eyleminiz Türkiye açısından önemli bir eylem oldu. Nedeni de şu, Türkiye benim çocukluğumda sizin için de geçerliydi. Kendi kendinden yeten nadir ülkelerden biri olarak anılırken sizin yaptığınız eylemdeki gibi artık soğanına, patatesine bile sahip olamayan bir ülke haline geldi. Bu eylemin amacı neydi, neye dikkat çekmek istediniz? Buradan başlayalım isterseniz. Enver Bey, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye nereden nereye geldi? Hakikaten biz de çocukluğumuzda, öğrencilik yıllarımızda Türkiye'nin kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biri olduğunu hep konuşurduk. Yerli malı haftaları düzenlenirdi. O yerli malı haftalarında da en çok işte patatesimizi, soğanımızı, kuru fasulyemizi, mercimeğimizi, baklagillerimizi götürürdük. Fakat bugün Türkiye, o dünyanın en büyük tahıl ambarına sahip olan Türkiye, bugün tahılını ithal eder bir hale geldi. Biz de istedik ki halkımıza bu farkındalığı yaratalım, bu konu hakkında bilgi sahibi olsunlar. Dolayısıyla Bakırköy'de birçok eve soğan götürdük, patates götürdük. Hem halkımızla bir kucaklaşmak hem de bu son dönemlerde tarım ve hayvancılık politikalarında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla. Türkiye'de tabii hepimiz biliyoruz, son 15 yılda uygulanan kotalarla tarım ve hayvancılık üretiminde çok ciddi zorluklar var. İşte soğan üretiminde zorluk var, patates üretiminde zorluk var. Artık çayını ekene kota konuyor, fındık üreticisine kota konuyor. Zeytinliklerimiz talan ediliyor, imara açılıyor. Fındık üreticisi, incir üreticisi, pamuk üreticisi, tütün üreticisi zorluklar yaşıyor. Biz de istedik ki Türkiye'nin en önemli ürünleri olan tarım ürünleri son 15 yılda gayri safi milli hasılanın %50'sinden bugün %8'ine kadar düştü. Tarlalarımız ekinsiz kalmasın, insanlarımız sofralarında besinsiz kalmasın. Dolayısıyla üretelim. Türkiye'nin artık sıcak para ekonomisiyle yönetilmeye, Türkiye'nin beton ekonomisiyle büyümeye geldiği nokta itibariyle mümkün değil. Bundan sonra ancak üreterek büyüyebilir. Maalesef Türkiye'de tarım daha çok gelişsin diye desteklenmesi gerekirken
Türkiye'de çiftçi üretmesin diye kotalar konuyor. Bu anlamda da işte hem yerel kalkınmanın önüne hem de yerel aydınlanmanın önüne geçiliyor. Türkiye'de kırsal alanda kalkınma olmadığı sürece, kırsal alanda aydınlanma olmadığı sürece, kırsal alanda üretim ve zenginleşme olmadığı sürece bunların yansıması kentlere oluyor. Bakırköy'e oluyor, Şişli'ye oluyor, Bağcılar'a oluyor, Esenyurt'a oluyor, şehrin çeperlerine oluyor. Oysa kırsalda çiftçimiz zenginleşse, refahını arttırabilse, üretimi arttırabilse belki kentlere bu yoğun göç yaşanmayacak. Hem Türkiye çiftçisi zenginleşecek hem de Türk insanı ucuza tarım ürünlerine ulaşabilecek. Şimdi yerel seçimlerin bugün belki de geçmişteki yerel seçimlerden farklı bir önemi oldu. Evet. Çünkü yerel seçimler artık hep konuşuyoruz. Siyasette muhalefetin iktidar olabileceği, kendini icraatlarıyla ortaya koyabileceği tek organ. Evet. Siz de İcraat Bakanlığı'ndasınız. Dolayısıyla sizin karneniz parlamento performansından daha önemli hale geldi. Evet. Bu sorunları teker teker konuşalım. Bunlardan en önemlisi sizin alanınızla başlayalım ve kimlikle başlayalım. İlk basamak hizmetleri sorun mu aslında başarılı gibi gösteriliyor ama sorun mu AKP'nin? Şehir hastaneleri meselesi ayrı bir mesele. Ekip tarafından ayrı sorun var. Yurttaş açısından ayrı sorun var ve herhalde bu çözümü bulmak istiyor insanlar. Bakırköy bağlamında bakarsak en azından sağlık hizmetlerine ulaşmada iktidarın alanının dışında kalan mecrada ne yapılabildi, yapılabildi mi? Burada somut bir çözüm üretebildiniz mi? Şunu söyleyeyim, Bakırköy'de tabii sizin de söylediğiniz gibi hekim olmam hasabıyla biz sağlık hizmetlerini bir öncelik olarak görüyoruz. Ne yazık ki birçok belediye sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin sorumluluğu olarak değerlendirir ve kendisi üzerinde bunu bir yük olarak değerlendirir. Fakat biz Bakırköy'de açmış olduğumuz sen poliklinikleriyle, evde vermiş olduğumuz ücretsiz sağlık hizmetiyle, ağız diş sağlığı polikliniklerimizle, halk eczanesiyle, tıp merkezindeki 16 branşta hizmet veren polikliniklerimizle halkımızın sağlığını önemseyen bir çalışma yürütüyoruz. Tabii Türkiye'de son yıllarda sizin de söylediğiniz gibi sağlık alanındaki çalışmalar, insanlar hasta olsun, pahalı tedavilerle insanları tedavi edelim. Oysa sağlıkta temel amaç insanlar hasta olmadan önleyici, koruyucu tedavilerdir. Bu anlamda Türkiye son yıllarda sağlıktaki sosyalizasyon politikalarını terk etmiş, daha ziyade piyasacı bir anlayışa dönüştürmüştür. Türkiye'de artık bugün sağlıktaki temel anlayış, sağlık çalışanlarının birer tezgahtar gibi çalıştığı, hastaların birer müşteri gibi görüldüğü, hastanelerin de işletme gibi görüldüğü bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef çok ciddi paralar harcanmasına rağmen hala daha ulaşılabilir, kaliteli, sürdürülebilir sağlık hizmetleri mümkün değildi. Ama biz Bakırköy'de bu anlamda yaklaşık günde 700-800 hastaya hizmet veren polikliniklerimizle, çocuklarımıza önleyici koruyucu birinci basamak bilgilendirme toplantıları ve tedavileri yaparak ağız diş sağlığı konusundaki önemi, ekonomik olarak zorluk içinde bulunan yurttaşların halk eczanesinden ücretsiz ilaç almalarını, yaşlı nüfusun polikliniklere, hastanelere ulaşamayan yurttaşların evdeki ücretsiz sağlık hizmetlerini ve bakımını veririz. Bakırköy Belediyesi bu anlamda gerçekten Türkiye'ye örnek olabilecek düzeyde sağlık hizmetlerini verir. Bu da bizim açımızdan Türkiye'deki bütün belediyelerin belki de birinci basamak sağlık hizmetlerine, koruyucu önleyici sağlık hizmetleri konusunda örnek olması anlamında önemli bir çalışma. Bir diğer mesele, Türkiye açısından önemli bir mesele. Türkiye bu siyasal İslamcı anlayışla birlikte beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığını da yitirmeye başladı. Evet. Ruh sağlığı deyince elbette ki insanların kültür sanat hayatından payını düşeni alabilmesi öne çıkıyor. Bakırköy Belediyesi Türkiye'de ilçe belediyesi bazında ödenekli tiyatroya sahip olan ilk belediye. Evet. Bu kadar bu kadar örgütlü olması da o açıdan önemliydi. İlk sizin geldiğiniz dönemde tartışmalı bir süreç yaşandı. Çünkü sizin üzerinize artı bir yük de düşmüştü. Çünkü özellikle AKM'nin de ortadan kalkmasıyla, şehir tiyatrosunun siyasallaşmasıyla birlikte Büyükşehir Dahil ve Dahil'in Bakırköy aslında bir anlamda kentte korunaklı olabilecek tek tiyatroya sahip oldu. Bakırköy'deki tiyatronun durumu, bu tiyatronun belki Türkiye genelinde hizmet verebilecek olup olmaması, repertuar seçimi, aydınlanmaya katkısı neler? Bir de hep soruluyor, belki önümüzdeki dönemde daha çok şey yapılabilecek, Leyla Gencer sahnesi. İstanbul'da ben bugün bu programdan dolayı tekrar bilgilerimi tazeledim. İstanbul'da ilgili genel olarak bir sahne fakiri
tarifi kullanılıyor. Evet. Kadıköy'de bir Süreyya Operası var elimizde. Bir de sizin salonunuz evet. var. İstanbul kültürüne ve özellikle Bakırköy'e nasıl bakıyorsunuz? Evet. Sizin de söylediğiniz gibi tabii insanların sağlıkta tam iyilik hali sadece bedensel iyilik değildir. Aynı zamanda ruhsal olarak da iyiliği anlamına gelir. Ben cümlemin içinde tamamlayayım. Türkiye'de son 10 yılda özellikle depresyona yönelik antidepresan ilaç kullanımı dünyada kişi başına oranla en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Maalesef son 10 yılda yaşanan bu travmatik ortam ve depresif ortam nedeniyle ve geçim sıkıntısı nedeniyle Türkiye'de boşanmalar hızla artıyor. Türkiye insanının nefes almaya ihtiyacı var. Türkiye'de bu anlamda da kültür sanat belki de insanların ruhunu besleyebilecek en önemli araç. Bakırköy bu konuda çok şanslı bir belediye. Yaklaşık 25 yılda aşan bir sürede Bakırköy Belediye Tiyatroları var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Türkiye'deki tek özel ödenekli ilçe belediye tiyatrosu. Çok başarılı, çok deneyimli bir tiyatro. Ben göreve geldiğimde birçok sanat yönetmeni benden önce görev yapmıştı ama genelde atamayla yapılırdı. Biz siyaset anlayışımızın gereği olarak da Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda tarihinde ilk kez ve diğer tiyatrolarda da örneği yok. Kendi içinde sanatçı arkadaşlarımızla, teknik elemanların da kendi tercihleri doğrultusunda sandık koyduk ve bir genç arkadaşımızı genel sanat yönetmeni olarak seçtik. Genel sanat yönetmeni, sanatçıların kendi arasından seçilmesi orada tabii çok ciddi bir enerji yarattı. O arkadaşlarımız üretimlerini daha da çoğalttılar. Ve son birkaç yılda Bakırköy Belediye Tiyatroları Türkiye'nin en önemli tiyatrolarından birisi oldu. Kazandığı ödüllerle, uluslararası festivallere katılımıyla, Türkiye'nin birçok ilinde yapmış olduğu başarılı sunumlarla çok takdire şayan bir tiyatro gösterileri sundular. Örneğin son iki yılda Afife Jale ödüllerini üst üste kazanan tiyatrodur. Yine Sadri Alışık tiyatro ödüllerini almıştır. Yine direkler arası geleneksel tiyatro ödüllerini alan bir belediyedir. Bu anlamda Bakırköy Belediye Tiyatroları Türkiye'de sanata bakış açısı siyasallaşan ve Türkiye'de sanatın içine tükürürüm demek diyen bir zihniyete karşı ayakta duran ve Türkiye'nin aydın, çağdaş, demokrat siyaset anlayışını da tiyatroya ve sanata yansıtan çok başarılı bir kurum. Hayvan konusuna geleceğim. Çünkü zamanı da iyi kullanmak gerekiyor. Çünkü İstanbul'un genelinde ve Türkiye'nin genelinde hayvan severlerin büyük isyanları var. Bunların başında ve en önemlisi hayvan hakları konusunda yeterince donanımlı olmayan yöneticiler ve hayvanların kentin doğal bir parçası değil de bir düşmanıymış gibi algılanması. Bu son yıllarda belli bir duyarlılık gelişmesine rağmen halen bir sorun halinde. Pek çok hayvansever bana yayından önce de yazdılar. Bülent Bey sorun dediler. Büyük bir ilçe olması, önemli bir ilçe olması, ilerici insanların da bulunduğu ilçe olması itibariyle bu duyarlılığın da fazla olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir sorun var mı? Ya da var olan sorunlar önümüzde bir dönemde aşabilir mi? Hayvan meselesine nasıl bakıyorsunuz? Yani önce şunu söyleyeyim. Tabii ben de bir hayvan severim. Çocuklarım hayvanlara gerçekten çok düşkünler. Bizlerin hayvanseverliği konusunda tabii Bakırköy insanının da çok yüksek bir duyarlılığı var. Bakırköy Belediyesi olarak sınırlı bütçe olanaklarımıza rağmen çok ciddi hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda ve can dostlarımızı sahiplenmek anlamında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bakın İstanbul'da belki hiçbir belediyede hatta Türkiye'de bunu büyük bir iddiayla söyleyebilirim. En disiplinli, en temiz, çok hakikaten gerçek anlamda teknik donanımıyla, personel kalitesiyle bir barınağımız var. Yaklaşık 1000'e yakın hayvanımız o barınakta bakımını sürdürür. Aynı zamanda yılda 30.000 civarında hayvanın bakımını, aşılamasını, sterilizasyonunu yaparız. Yine İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile yapmış olduğumuz protokol gereğince de ileri tetkik ve tedavi gereken, cerrahi müdahale gereken hayvanlara da orada yine tedavilerini üstleniriz. Tabii Bakırköy'de hayvanseverlerin duyarlılığı yüksek. Bazen sorunlar yaşıyoruz ama bu sorunların en önemli nedenlerinden birisi çeper ilçelerdeki belediyelerden Bakırköy'deki yaşayan yurttaşların hayvansever olmasından dolayı orada nasıl olsa bu hayvanlara sahiplenecekler diye birçok dış ilçelerden Bakırköy sınırlarına hayvan bırakırlar. Dolayısıyla bir zaman sonra sokaktaki hayvanların sayısı artan yurttaşlarımız bu konuda bir duyarlılık gösterir. Bir zaman bununla ilgili olarak hem hayvanları barınakta sahiplenmek hem de barınakta
gerekli tedavisini ve sterilizasyon çalışmalarını, aşılama çalışmalarını yaptıktan sonra da sahiplendirme çalışmalarını yaparız. Tabii hayvan hakları konusundaki duyarlılık gösteren bu yurttaşlarımızın eksiklerle ilgili olarak eleştirilerine ben katılıyorum. Çünkü çok yüksek bir hassasiyetleri var. Biz de bu az olan eksikleri tamamlamak, çok daha onların beklentileri düzeyinde hizmet etmek için önümüzdeki dönemde çalışmalarımızın kalitesini ve yoğunluğunu da arttıracağız. Benim çocukluğumda Bakırköy denize girilen yatay yapılanmanın olduğu bir yerdi. Şimdi ben örneğin birisi Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp Sirkeci'ye doğru gitmeye kalksa bir yolun hemen sağında sanki bir mahpushane demirlikleri varmış gibi binalar dikildi. AKP döneminin rantının en somut göstergesidir. AKP'yi tarif etmek için Türkiye'nin nerenin fotoğrafını göster derseniz bence orası gösterilir. Bir, sizin orada bir dahliniz oldu mu o süreçte? Bir de ki buna karşı önlem alınamaz mı bu saatten sonra? Bu soruya çok teşekkür ediyorum. Çünkü oradaki o yüksek devasa yapılaşmalar, sizin de tarif ettiğiniz gibi adeta bir Çin Seddi gibi olan o yüksek yapılaşmalar yurttaşlarımız tarafından büyük bir öfkeyle karşılanıyor. Çünkü insanların güneşini çalan, rüzgarını engelleyen bu yapılaşmalar hepimizi rahatsız ediyor. Fakat burayla ilgili olarak çok geçmişinden gelen bir planlamalar var. Turizm Bakanlığı tarafından yapılan planlamalar ta 1989 ANAP iktidarı dönemine kadar uzanıyor. 1991-92'de Danıştay kararlarıyla oradaki alan turizme açılması onanıyor. Ve en son TOKİ eliyle de bunlar 2012 yılında satılıyor. 2012 yılında satılan buradaki parselasyonu yapılıp satılan o sahil bandına 2012'de, 2013 yılında da ne yazık ki TOKİ, Emlak Konut, Çevre Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 2012-2013 yılında yine Bakırköy Belediyesi'nin de bu konuda artık hukuk nezdinde yapacağı çok mücadele kalmayınca ruhsatlandırılmaları yapılıyor ve bugünkü o çirkin yapılaşma oluyor. Ben belediye başkanı olduktan hemen sonra sahildeki yapılaşmalarla ilgili ciddi bir mücadele içine girdik. Bölgemizde çok önemli çevre dernekleri var. Bu derneklerin de desteği ve hassasiyetiyle hatta öncülük yaparak yürütmüş oldukları hukuk mücadelelerine destek verdik. Onlarla birlikte bu mücadelenin tarafı olduk ve o sahil bandında son kalan baruthaneyi en azından kurtarma şansımız oldu. Hatırlarsanız geçenlerde AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan millet bahçelerini açarken Bakırköy sahilindeki baruthanenin millet bahçesi olarak açılmasını da ön ayak olduğunu ifade etti. Oysa bugün orada millet bahçesi açılıyorsa baruthanede halkın direnişi sayesinde açılıyor. Bakırköy halkının direnişi, Bakırköy Belediyesi'nin vermiş olduğu hukuk mücadelesiyle o son kalan baruthane alanı 60 bin metrekareyle korunmuş oldu. Şunu anlatmak istiyorum, sizin de ifade ettiğiniz gibi AKP 15 yıllık iktidarı döneminde tamamen bir beton ekonomisi üzerine kurdu Türkiye'yi. Sıcak para ekonomisi üzerine kurdu. Bugün Türkiye'de yaşanan istihdam sorununun da, yaşanan büyük enflasyonun da, yaşanan ekonomik krizin de altında üretimsizliğin sadece konut üretimiyle Türkiye'yi ayakta tutmanın sonuçları vardır. Biz sahillerde yaşanan bu sorunları, özellikle Ataköy, Bakırköy sahilinde yaşanan sorunların ne yazık ki temelinde AKP politikalarının sonuçları vardır. Orada TOKİ eliyle yapılan planlamalar ve orada yükselen inşaatlar. Size Bakırköy'de yaşamadığınızı söyleyerek, dışarıdan geldiğinizi söyleyerek eleştiriler vardı ilk dönemde. Evet. Fakat nihayetinde İstanbul'da olan herkesin İstanbul'a daha kafa patlatması esastır diye düşünüyorum. Bugün bu eleştiriler azaldı mı, sizi Bakırköy'ler olarak görmeye başladı mı? Yeni bir dönem olursa ilk döneminde deneyimiyle birlikte bir devam edecek misiniz? Daha doğrusu şunu da söyleyeyim. Bakırköy halkı aranız nasıl? Kılıçdaroğlu henüz açıklamadı İstanbulluları. Bir sürpriz bekliyor musunuz? Ya bizim ayağımızı buradan kaydırırız falan diyor musunuz? Yani tabii siyasette bugünden yarına bir şeyi öngörmek çok mümkün değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Bakırköy halkıyla aramdaki ilişki çok doğru ve nitelikli. Ben de diğer belediye başkanı arkadaşlarımız gibi 6 ayda bir kamuoyu anketi yaparak hem Bakırköy Belediyesi'nin hizmetlerini hem de belediye başkanıyla ilgili olarak memnuniyet oranlarını ölçtürüyorum. Ben 2014 yılında bu Bakırköy'lü değil dışarıdan aday oldu geldi diye söylenenlere inat
halkın verdiği, İstanbul için söylüyorum, en yüksek oy oranlarından biriyle seçildim. Dahası İstanbul'da bir önceki seçime göre oylarını en çok yükselten ilçe olarak seçildim. Bugün de aynı anlaşı devam ediyor. Bu size miydi CHP'ye miydi? Yani bu CHP'ye miydi yoksa yerel yöneticiye miydi? Bence her ikisine de. Ama geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi örneğin 2009 yerel seçimlerinde %54 oyu vardı. Ama 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi benim ve arkadaşlarım ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün de çabasıyla %68,5'a ulaşan bir oy oranına yükseldi. Dolayısıyla halkın dışarıdan geldiği gibi bir defansif tutumu ya da bir çekinceli tutumu olamaz. Ancak bazen diğer aday adayı arkadaşlarımız, siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımız, aday olmak isteyen arkadaşlarımız ki tırnak içinde ben onları anlayabiliyorum. Böyle bir reaksiyon gösterdiler. Fakat evindeki sade yurttaşın, cumhuriyetçi, Atatürkçü, çağdaş, eğitimli, kültürlü Bakırköy halkının böyle bir tutumu olamaz. Her şeyden öte Bakırköy bir farklı kültürlerin bile barış içinde yaşadığı bir kenttir. Hiç kimseye dışarıdan geldi diye böyle bir şöven tutumu olamaz. Bakırköy kucaklayıcıdır, sahiplenir ve ben de 2014'te daha ilk aday olarak geldiğimde bunu göstermişlerdi. Bugün 2019'da bir kez daha partimiz bana teveccüh gösterirse... Gösterecek mi? Bence gösterecek. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Sizin Kılıçdaroğlu'yla çünkü bir özel hukukumuz var. Türkiye'nin kritik gecesini beraber geçiriyoruz. 15 Temmuz gecesini. Bence Sayın Genel Başkan'la olan böyle bir yakınlığımdan dolayı değil, bence başarılı bir belediye başkanı olmamdan dolayı da Sayın Genel Başkan ve partinin yetkili kurulları bu konuda destek olacaklardır ve benim de bir kez daha devam etme yönünde karar vereceklerdir diye düşünüyorum. Çok özür dileyerek araya gireyim. Bununla ilgili olarak birçok yerde söyleniyor. Yani Sayın Genel Başkan'a benim yakınlığımdan dolayı bir kez daha aday olacağım yönünde. Ben böyle bir yakınlıktan dolayı aday olmanın doğru olmadığını bilirim ve inanırım. Başarılarımızdan dolayı, yaptıklarımızdan dolayı, kentte yaptırmadıklarımızdan dolayı aday olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Yaptırmadıklarımızdan derken şunu söylemek istiyorum. Az önce siz de ifade ettiniz. AKP'nin yapmak istediği birçok yanlış uygulamaya, imar açmak istediği alanlara karşı duruşumuzdan dolayı da aday olacağım. Örneğin ruh ve sinir hastalıkları hastanesini imar açmak istedi AKP zihniyeti. Biz bunun karşısında açtığımız davalarla engel olduk. Yeşilyurt, Yeşilköy'de büyük bir parkı yine imara açmak, otel rezidans yapmak istediler. Karşı durduğumuz için aday olacağız. Yine Ataköy sahilinde birinci, ikinci kısmı turizm alanı olarak açmak istediler. Bu konuda büyük bir direnç gösterdiğimiz için. Dahası bir santimetre kare yeşil alanın, bir santimetre kare spor alanının, sosyal donat alanının imara açılmasına engel olduğumuz için bu konuda gösterdiğimiz başarılardan dolayı müsaade edin bir şey daha söyleyeyim. Ayrıca da bütün belediye başkanlarının çalışma anlayışında vardır. Yol yapmak, asfalt yapmak, park bahçe yapmak. Ama beni diğerlerinden farklı kılan çok önemli bir özellik. Ben kentteki menfaat gruplarına karşı yapmış olduğum mücadeleden dolayı, kararlı ve cesur tutumumdan dolayı, kentteki kamu alanlarının işgaline karşı vermiş olduğum o cesur tutumdan dolayı bir kez daha Bakırköy'de belediye başkan adayı olacağım. Tırnak içinde söylüyorum, Sayın Genel Başkan'a, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideridir. Ona karşı olan hem liyakatımın yeterli hem de bağlılığım bir kez daha aday olmak için belki gereklidir. Ama dahası başarılı ve çalışkan bir belediye başkanı olduğum için devam ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı Türkiye'nin en önemli sorunu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'nin açıklayacağı iki aday yarışacak. O belediye oluyor. Ve hep şu söylenirdi. İlçe belediye başkanlarından bir tanesi eğer icraatlarıyla bu koltuğu hak etmiyorsa zaten lanet olsun o partiye denirdi. Kılıçdaroğlu bu ülkeye sahip, ben de kendisi görüşmelerimde bu temennisini biliyordum. Ve şimdi Ekrem İmamoğlu'nun adı geçiyor. Evet. Ve aday olma ihtimali bizim o kulislerde aldığımız bilgiler doğrultusunda pek de az değil. Bir dönem Muharrem İnce'nin adı çok öndeydi ama şu anda Ekrem Bey'in yani geçiyor. Bir, size böyle bir teklif gelme ihtimali var mı? Kabul eder misiniz? İki, Ekrem Bey hakkında ne düşünürsünüz? Zor bir soru oldu. Şunu söyleyeyim. Tabii bana böyle bir teklif gelse ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bundan büyük onur ve şeref duyarım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı teklifi bana gelse büyük bir benim açımdan gururdur. Ama sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı değil, İstanbul'un herhangi bir yerinde, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, bu Tokat olur, Ağrı olur, Trabzon olur, Adana olur ya da İstanbul'da Bağcılar olur, Bahçelievler olur, Sultanbeyli olur. Hiç fark etmez.
Bizler partide bizlere verilen görevleri yerine getirmek için bu konuda hiçbir çekincemiz olmaz, görev kabul ederiz. İkinci sorunuza gelince, tabii Ekrem Bey benim de çok yakın arkadaşım, Sayın İmamoğlu çok başarılı bir belediye başkanı. Sadece İmamoğlu değil, İstanbul'da görev yapan bütün ilçe belediye başkanlarımız çok başarılı. Ama Ekrem Bey'in bu konudaki başarılarını Sayın Genel Başkanımız bir yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir Topbaş azledilince, ki halen daha niye azledildiğini bilmiyoruz, bir hukuki sorunu mu var, yasa dışı bir problem mi var, bir idari noksanlık mı var bilmiyoruz. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanının da böyle görevden el çektirilmesini ne kamuoyu anlayabildi ne de bizler anlayabildik. O dönem görevden el çektirilince Kadir Topbaş, Cumhuriyet Halk Partisi adına da Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir görev tevdi edilmişti. Ekrem İmamoğlu da o dönem yaklaşık bir yıl kadar önce bu görevi çok başarıyla üstlenmişti. Dolayısıyla bir yıl öncesinden bugünleri zaten işareti vardı. Kendisini de bu konuda hazırladı. Çok önemli çalışmalar yaptı Beylikdüzü'nde. Çok başarılı çalışmalar yaptı. Ayrıca kucaklayıcı, toplumun tüm kesimleriyle barışık, sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, bence Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşların da, Saadet Partililerinin de, MHP'li ülkücü dostlarımızın da, İYİ Partililerin de oyunu alarak İstanbul'da seçim kazanabilecek bir adaydır. Çünkü biz sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, aynı zamanda Türkiye'de şimdiye kadar var olan kutuplaşmanın da dışına çıkan, uzlaşan, kucaklayan, modern muhafazakarları, mütedeyyinleri, kentliyi, şehrin çeperinde yaşayan yoksulları da şehrin içine katabilecek, yönetim anlayışının içine katabilecek bir adayımızla İstanbul Büyükşehir Yarışı'na katılıyoruz. Ben başarılı olacağına da yürekten inanıyorum. İstanbul'a ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi, Türkiye'nin genelinde de var bu. Görevdeki belediye başkanlarının aday gösterilmemesi halinde kırgınlık doğabileceği, rekabet doğabileceği, zaman zaman DSP adayı olmak gibi karşılığa çıkması gibi bir durum vardı. Bir bunu soracağım. Buna nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi, İYİ Parti faktörü destek midir, köstek midir? Çelme takar mı? Önemli bir soru. Yani şöyle, görevde olan bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı asla görev verilmedi diye bir başka partiden aday olmaz. Bizim siyasi ahlakımızda ve parti geleneğimizde böyle bir tutum yok. Bir diğer konu şu, acaba İYİ Parti bu konuda ne düşünür? Ben Sayın Genel Başkanımızın bu milletle birlikte sandıkta ittifak yapacağız anlayışını çok önemsiyorum. Gerçekten sadece İYİ Parti ile yapılacak bir ittifak ya da Saadet Partisi ile ya da farklı partilerle. Bence kurumsal ittifaktan çok daha önemlisi sandıkta vatandaşın yapacağı ittifaktır. Kimdir o ittifakı yapacak olanlar? İşte kentin dışında kalan yoksul, çaresiz, kimsesiz, işsiz HDP'lilerdir. Geçen bir programda da söyledim. Mülteci sorunuyla ilgili olarak feveran içinde olan, asgari ücretle yaşamak zorunda kalan, kemer sıkmaktan artık bunalmış olan MHP'lilerdir. Ya da benim de çok iyi arkadaşım, aslında söyleyip söylememekte de karar veremedim ama Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın babası Ali Rıza Demircan geçenlerde çok güzel bir şey söyledi. Ben dedi, ahiretimi düşünüyorum, ahiretime zarar vermemek için artık AKP'ye oy vermeyeceğim. İşte ahiretini düşünerek AKP'ye oy vermeyecek, kibirden, gösterişten, müsriflikten bıkmış olan muhafazakar, mütedeyyin, samimi, dindar AKP'lilerle bir sandıkta ittifak yapacağız. Teşekkür ediyorum. Programımızı tamamladık. Gerçekten. Evet. Bu ne çabuk bitti. Benim geçmiş formatlarıma döndüm bu saatte. Hızlı tık tık tık. Yayından sonra izlediğinizde ya yarım saat ne çabuk geçti diyeceksiniz. Gerçekten. Çünkü artık Türkiye'de habercilik pek yapılmadı, soru pek sorulmadığı için böyle çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız bize. Bir Bakırköy'lü sayarım kendimi, hem Kadıköy'lü hem Bakırköy'lü. Bakırköy'ün en iyisi olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Ben de bu yoğun gündem içinde bizlere vakit ayırdığınız ve yurttaşlarımızla buluşmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partili kadroların yönettiği bir süreçte sizlerle yeniden program yapma şansı buluruz. Umarım. Değerli dostlar, cumartesi sabahı yine ayrıntılarda birlikte